Bulunduğum Birleşik Arap Emirlikleri ile ülkemiz arasında tekrardan dostane ilişkiler kurulup karşılıklı görüşmeler başlayınca makamına saygı duyduğum ancak kendisinden nefret ettiğim Süslü Süleyman ve de AK Parti Milletvekili Tolga Ağar'ın yakın zamanda Türkiye'ye getireceğiz o zaman görecek tarzındaki arkamdan söyledikleri tehditvari kelimeleri duyunca bunları aktarmak benim için farz oldu.'' Ocak ayında Ermeni Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu'ndan resmi koruma polisi vasıtasıyla yüksek rütbeli bazı emniyet müdürleri 500 bin TL rüşvet isterler. Olay şu şekilde gelişir. Foto film şube müdürü Ekrem Eren Ermiş, Bedros Şirinoğlu'nun koruma polisi Selami Ellioğlu'nu yanına çağırarak Bedros Şirinoğlu'na fazladan bir ihtisaslı araç yapmışsınız kanun dışı bir şekilde. Bu arabayla da yasa dışı bir şekilde Kara para taşımacılığı yapıyormuşsunuz. Bana bunu kaçakçılık şube müdürü Engin Süngü söyledi. Koruma şubeden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Ali Saraç da biliyor. Bu konu il emniyet müdürüne aksettirilecek. Bedros Bey 500 bin TL verirse konu kapanacak diyor. Koruma polisi olayı Bedros Bey anlatır ve bu üst müdürlerin şikayet edilmesi fikrini verir. Önce İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki bazı yetkililere konu anlatılır. Daha sonrasında Bedros Bey daha önceden tanıdığı Süslü Süleyman'a önce mektup yazar daha sonra da telefonla görüşüp Süslü Süleyman'ı bilgilendirir. Makamına saygım olan ancak kendisine saygı duymadığım Süslü Süleyman da gereğini yapacağını söyler. Müfettiş görevlendirir. Esas hikaye bundan sonra başlar. Koruma polisi emniyet müdürüyle arasında geçen konuşmaları ses kaydına aldığı sayfalarca süren WhatsApp yazışmalarının çıktısını alarak dosyaya ekler. Ancak enteresan gelişmeler olur. Rüşvet istenen ses kayıtları WhatsApp yazışmaları ortadayken, 3 emniyet müdürü korunurken bu delilleri kaybeden koruma polisini sıkıştırmaya başlarlar. Dosyayı kapatmak için. Ocak ayında meydana gelen bu olayda halen daha bir netice yok. Konu kapatılmak isteniyor. Bedros Bey koruma polisinin görevini layığıyla yaptığını söyleyip diğer müdürler için bunlar üniformalı soyguncular diyor. Koruma polisi aniden görev yeri değiştirilince isyan edip emeklilik dilekçesi verip görevden ayrılıyor. Ancak koruma şubeden sorumlu müdür yardımcısı hala görevinin başında. Kaçakçılık şube müdürü Engin Süngü hala görevinin başında. Foto film şube müdürü Ekrem Eren Ermiş bildiğim kadarıyla şark tayinine gitmiş ağrıya tayin olmuş. Ancak o görevinin başında. Şu ana kadar ses kaydı WhatsApp yazışmaları olduğu halde konu savcılığa aksettirilmemiş. Olayın üzerinden 9 ay geçtiği halde müfettişler soruşturmayı bitirmemiş. Yani tabiri caizse hasır altı edilmiş. Maaşı namusu kadar olan gazeteciler, orijinaller baş tacı, diyorsunuz ya suç örgütü liderinin dediklerine mi inanacağız? Alın size koruma polisinin mülkiye müfettişlerine verdiği 4 sayfalık resmi ifadesi. Dosyada koruma polisinin anlattığını doğrulayan WhatsApp yazışmaları ve ses kayıtları da var. Bu olayın en önemli aktörü Foto Film Şube Müdürü Ekrem Eren Ermiş'i nereden tanıyoruz? 2011 yılında yakalanan yüzlerce kilo eroinle ilgili bir suç örgütüne yapılan operasyonda suç örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine girip bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalan bir kişi olarak biliyoruz. Bu kişi tekrardan görevi iade edilmiş, şimdi ise bu yeni suça karışmış ancak halen daha bir güç tarafından korunuyor. Şu an kaçakçılık şube müdürü olarak görev yapan Engin Süngü diyelim ki bir uyuşturucu yakalasa bu uyuşturucu ile ilgili kendisine İçişleri Bakanı'nın bir yakını gelse uyuşturucunun sahibi için bu kişi bizim yakınımız bu olaylarla ilgisi yok onu dosyadan çıkar dese bu emniyet müdürü ne yapabilir ki? Eğer söyleneni yapmazsa müfettiş raporu birden ortaya çıkar. Sen böyle bir suça karışmışsın diyerek meslekten atılır belki de tutuklanır. Peki şimdi size çok enteresan bir olayı anlatacağım diye sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun arkadaşı olan Recep Köroğlu 20 küsur kilo kokainle yakalanıp yargılanıp 18 sene ceza alır. Ama bu kişi dosyası yargıtaydayken hukuk sisteminde çok ender görülecek bir şekilde yeniden yargılama yapılmadan yargıtay aşamasında serbest bırakılır. Resimlerden de görüleceği üzere Süleyman Soyluyla da tanışır ve kendisinin bilindiği kadarıyla köylüsüdür. Ancak bu şahıs serbest kaldıktan sonra tekrardan 30 kilo civarında yakalan kokaine ismi karışır. Fakat bu sefer adliyeye gitmeden emniyette konu halledilir. Bu anlattıkların filmlerde bile olmayacak kadar uçuk şeyler. Ancak ne yazık ki artık bizim ülkemizde bunlar çok rahat bir şekilde yapılabilmekte. İnsanlarımız aç, insanlarımız mağdur. Bir tek rahat olanlar, rüşvet alanlar, uyuşturucu satanlar ve kadın satanlar. İmanlı nesiller yetiştirecekken geldiğimiz en son nokta bu.